Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 15. gününde sürerken iki ülkenin dışişleri bakanları ilk kez Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı üçlü zirvede bir araya geldi. İnsani konuların masaya yatırıldığı belirtilen görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmadı. Yaklaşık 1,5 saat süren üçlü görüşmenin ardından Lavrov ve Kuleba ayrı ayrı eş zamanlı basın toplantısı düzenledi. Kuleba kısa süren basın toplantısında görüşmede ateşkes konusunda bir ilerleme kaydedilmediğini dile getirdi. Kuleba tahliyeler konusunda Lavrov'un taahhütte bulunmadığını, yine de ilgili yetkililerle bu konuyu konuşacağını belirttiğini söyledi. Çavuşoğlu'na teşekkür eden Kuleba, böyle bir formatta çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşabiliriz dedi. Lavrov ise düzenlediği basın toplantısında müzakere sürecinin Belarus'ta devam ettiğini vurguladı. Lavrov, biz buraya sürecin gidişatını değiştirmeye gelmedik. Belarus'ta fiilen süreç işliyor. Burada paralel bir görüşme açmıyoruz ifadelerini kullandı. Kuleba'nın ateşkes konusunda ilerleme yok sözlerine burada böyle bir hedefimiz yoktu diyerek yanıt veren Lavrov, bütün bunları bizim iyi niyetlerimiz sonuçlanmadı demek için yapıyor. Burada anlık algılar üzerinde çalışmaları yapılıyor. Ana unsurlar göz ardı ediliyor dedi. Görüşmenin sonucunda müzakerelerin yerine hiçbir şeyin tutmayacağının da anlaşıldığını söyleyen Lavrov, esas olarak insani konuları ele aldıklarını dile getirdi. Görüşmede Putin'le Zelenski'nin bir araya gelmesi ihtimalinin de gündeme geldiğini ifade eden Lavrov, Putin'in Zelenski ile görüşmeyi reddetmediğini söyledi. Putin, who reminded him to face the cameras. Yaklaşık bir saat süren basın toplantısında Lavrov'a Ukrayna'da Rus birliklerinin bir doğum hastanesini vurduğuna ilişkin haberler de soruldu. Lavrov söz konusu doğum evinin neonazi Azov taburu tarafından ele geçirildiğine, tüm hemşire ve doktorların buradan çıkarıldığına dair verilerin 3 gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulmuş olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin ölümcül silahların Ukrayna'ya girmesini teşvik ettiğini de belirten Lavrov, biz diğer ülkelere saldırmayacağız, Ukrayna'ya da saldırmadık dedi. Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili soru üzerine ise Lavrov, bir daha asla Batı ülkelerine bağımlı olmamak için her şeyi yapacaklarını söyledi. Lavrov, ekonomimizle kendimiz ilgileneceğiz diye konuştu. Lavrov ayrıca ABD'den Ukrayna'daki laboratuvarlarda biyolojik silah deneyleri konusunda açıklama istediklerini de söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantı yaparak görüşmeyi değerlendirdi. Elbet ilk görüşmede mucize beklenemez diyen Çavuşoğlu, zirvede sivillerin tahliyesi için insani koridorların açılması gerektiğini belirttiklerini söyledi. Çavuşoğlu görüşmenin medeni bir ortamda taraflar arasında gerginlik yaşanmadan yapıldığını ifade etti. Tabii bu görüşme kolay bir ortamda gerçekleşmedi. Yani bir taraftan savaş devam ediyor. Çatışmalar devam ediyor. Dolayısıyla elbette bu şartlarda bu toplantı gerçekleşirdi. Ama tüm zorluklara rağmen son derece medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim. Elbette taraflar kendi pozisyonunu savundu, düşüncelerini medeni bir şekilde savundu. Ama sizin sorunuzda vurguladığınız gibi, sorduğunuz gibi herhangi bir öyle gerginliğe yol açan veya ses tonunu yükselten bir görüşme olmadı. Son derece medeni bir görüşme gerçekleştirdiğimizi, ciddi bir görüşme gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim.